İyi bize güzel bize severler, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Cadılar Bayramı etkinliğini artık bugün bitiriyoruz diye düşünüyorum. Bakalım etkinlik bitecek ama ben eşyaların hepsini tabii ki toparlayamamış olacağım. Dükkandaki dekorları toparladım fakat bahçedeki eşyalar halen duruyor. 5. bölümden hala alamadığım şeyler var. Bunların hepsini de işte kalan eşyaların hepsini topladım dediğim belki bir video daha gelebilir. Emin değilim ama önümüzde de bir kış etkinliği falan var. Ben para biriktirip kalan eşyaları toparlamaya çalışırken yeni bir etkinlik gelebilir. Yeni etkinlik gelince ona para lazım falan derken bir karışıklık olabilir. Öyle bir video hazırlayabilirsem hazırlarım ama onun dışında etkinliğin bitmesiyle birlikte alabildiğim kadar, toparlayabildiğim kadar eşyaları da toparlayıp bu videoda göstermiş olacağım o zaman. Haydi bakalım. Haydi bakalım devam ediyoruz. Son 2 günüm kaldı. Onları da yapınca etkinlik komple bitiyor herhalde. Yani bir tablo daha çıkacak mı? Onu göreceğiz. Herhalde çıkmayacak, komple bitecektir diye düşünüyorum. Patlıcanımızı sulayalım. En son şu kazanla tableti de almıştım ve dükkan dekorumun hepsinin bittiğini düşünüyorum. 5 oyun zamanı oyna falan filan. Neyse ben bunları oynayıp paramı kazanırım. Şurada ünlemi görünce hemen bir toplayasım geldi. Videonun başında bayağı azalmıştı bunlar. Burayı da hallettim. Hemen hemen bayağı işte eskiyle yenileri toparladık. Burada kalan yine ufak tefek şeyler var. Onu zaten geçen videodan da biliyorsunuz. Şimdi hani aynı şeyleri de göstermiş olmayayım ama burada elmasla alınan şunlar var. Daha parayla alacağım 3 tane daha eşya var. 5. bölüm eşyaları falan filan. Bir sürü de alacağım şeyler var. Onları da yavaş yavaş biriktireceğim parayı ve alacağım. Şimdi 13. geceden başlıyorum. 14. gecede yapacağım. Sonra kabul et diyerek en son şu ödülü de kabul edince herhalde komple etkinlik bitecek. Hani ben hep şey dedim. Daha etkinliğin bitmesine 7 gün var ama bu etkinliğe hani başında başlayamayanlar geç başlasalar bile hepsini bitirecek zamanları olsun diye herhalde marjlı marjlı yani fazla fazla şey koymuşlar, gün koymuşlar. Hani ben daha bitmeyecek, etkinliğin bitmesine daha gün var diye düşünerekten şu kısmın bir tane daha bundan olur gibi falan hayal etmiştim. Gerçi hala bilmiyorum nedir ne değildir ama bakacağız. Neyse çok konuştum. Hadi 13. gece. Hadi bakalım. Birkaç videonun altında da işte 13. geceyi yapamadım, 14'te ne olacak falan diyenleri de gördüm. Umarım ben zorlanmam. Ben etten, mantardan ve bir sürü yeşil şeyden yapıldım ve pizzamın da aynı şekilde olmasını istiyorum. Şimdi bütün etleri koy, mantarı koy, bütün yeşillikleri koy gibi algılıyoruz. Ama tabii ki ne diyeceğim. Pesto sosuna bak mesela, pesto sosu hiç aklıma gelmemişti. Pesto soslu mantarlı ve yeşil soslu bir et sever. Burada pesto soslu deyip burada yeşil soslu et sever diyor. Yeşil olan her şeyden. Şimdi pesto sosunu koydum. Etten, mantardan ve bir sürü yeşil şeyden yapıldım. Bana pesto soslu, mantarlı ve yeşil soslu bir et sever. Şimdi et severimiz bu. Et severi yaptım. Hadi mantarı da koydum. Peynir var mı burada? Yani mantıken bakarsak Frankenstein'ın da bir tane yeşil pizza istiyorum dediğinde ben peynirli vermişim olmamıştı. Sonra peynirsiz vermemiz gerekiyordu yemyeşil. Bu da sürekli olarak Frankenstein. Tayin'in aslında pizzasıyla hemen hemen aynı şeyler istiyor. Bütün etleri koydum. Mantarı koydum. Bir sürü yeşil şeyden yapıldım diyor. Burada acaba yeşil malzemeler de mi var? Yani biber ve fesleğenin de olabilme ihtimali çok yüksek. Şunu şöyle vereceğim. Çok fazla elmasım da yok. Hızlandırıcım da yokmuş. Yani bir sürü kombinasyon var şu anda. Bunun peynirli versiyonu olabilir, biber fesleğen gelebilir. İki kere sostan bahsetmiş. Alçak bir insanın güçlü bir canavara hizmet ederse böyle olur. Eğer bataklığa gidersen arkanı kollasa niye dersin? Yanlış olduğu belliydi. Şimdi o zaman yeşil sosu koysak, mantarı koysak yine et sever. Yeşil olan her şey dedi. Biber ve fesleğeni de koysam. Yani etten, mantardan ve yeşil olan her şeyden oluşan dedi. Malzeme olarak da yeşilleri koyup yine peyniri koymuyorum. Bu da olmadı. Nasıl olacak bu? Etten, mantardan ve bir sürü yeşil şeyden yapıldım. Bir piz ve pizzam da aynı şekilde olmuş. Ay ekstra çıtırı ekstra çıtırı unuttum. Ay hangi versiyonun ekstra çıtır hali? Et sever, mantar, pesto soslu mantar ve yeşil soslu bir et sever. Mesela şu biberle fesleğen de olabilir.
Peynir belki vardır. Şimdi pesto sosun var. Full peynirsiz yaptım. Bir de peynirli versiyonu yapalım. Peynir de var. Et sever. Ay mantar da koyacaktım zaten. Tamam. Et severi yaptım. Mantarı koydum. Şimdi et severi koydum, mantarı koydum ve bir sürü yeşil şeyden yapıldım diyor. Şuradaki bir sürü yeşil şeyden yapıldım bir biberli fesleğe. Pizzamı da aynı şekilde. Burada iki kere soslu demiş. Buradaki sosludan biri yeşil malzemeler falan gibi olabilir. Biberi ve fesleğini koydum. Bunun peynirsiz olanını yapmıştım. Bir de bunun peynirlisini yapmış olalım. İki kere de geçirmiş olayım. Bunu yaptım zaten ben en başta. Ama iki kere geçirmeyi unutmuştum. Sonra da peynirliyi unuttum falan filan. Bu sefer bu doğru olsun lütfen. Lütfen. Bu pizza öyle et, çürüyen bitkiler ve ölümcül mantarların iğrenç bir birleşimi. Ben de bunu seviyorum çünkü tıpkı benim gibi. Peynir varmış. Ya yeşil deyince insan şey oluyor böyle hani peynir olmayacak mı? Margarita pizza, pesto ile margarita pizza istiyor ve ekstra çıtır olmasını istiyor. So one margarita pizza reminds me of her. Onun beni hatırlamasını istiyorum. Marguerite, yeni lady, kız arkadaşı gibi bir şey herhalde ismi. So one margarita pizza reminds me with pesto sauce of trotam. Twice, iki kere pişir. Tamam, pesto soslu bir margarita şu ama iki kere geçireceğiz. Umarım anlamadığım ekstra orada değişik bir şey yoktur. Şu yani böyle olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Bu sefer geleceklerin hepsi de pesto sosu istiyor galiba. 2'de 2 pesto gidiyoruz. This pizza is so good. I'm gonna share it with my new lady friend. Cheers. Bye bye. İnsanlar eğer kokuyorsam nerede olduğumu bilebilir. Bana kokuşmuş malzemesiz bir pizza. Ha, kokuyorsam nerede olduğumu bilir. Kokuşmuş malzemelerin olmadı. İşte soğanın ve balığın mı? Balık yok mu burada? Pizzamda ha, soğan ve hamsi gibi kokuşmuş şey sevmiyorum. Kalan her şey olur. Tamam. Şimdi pesto demedi. Bunu koyduk. Bunu koyduk. Soğanla balığı koymayacağız. Sucuk koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. Biber var. Pastırma, jambon, ananas, fesleğen ve ekstradan hayaletli patlıcanımı da koyayım. Ekstra çıtır falan filan. Tamam. 2'de 2 pesto gittik. Komple pesto değilmiş. 6 tane müşteri gelecek. Konuk buyur. Gözlerime inanamıyorum. Ben görünmezim ama herkes bu pizzanın harika olduğunu açıkça görebilir. İskelet. Duyduğuma göre pizzada kemiklerimi güçlendirebilecek birçok şey varmış. Şeyleri biliyor musun? Süt ürünü. Balık, domates ve yeşillik. Bana onlardan bir pizza yapar mısın? Süt ürünü. Şimdi domates dediği, burada domates olmadığına göre domates sosu istiyor. Süt ürünü dediği bir tane peyniri koyacağız. Süt ürünü, balık, domates ve yeşillik. Domatesi koydum, balığı koydum ve yeşillik de bu. Balık, biber, fesleğen. Süt ürünü dediği peynir. Balık dediği balık. Domates dediği, domates olmadığı için domates sosu. Yeşillik dediği iki tane yeşillik. Umarım budur. Orada yeşil dediği ama domates diyor. Yeşil sos olabilir mi gibi şu an düşündüm ama başka domates alakalı koyabileceğim bir şey yok. Seni kalın kafatası ötesi çirkin bir şey yemek. Ay nasıl yardımcı olacak? Hadi bakalım. Olmadı. Sütünü baktınız. Yeşillik. Kemikleri güçlendiren şey süt. Yeşillik ne ya? Ya şimdi kırmızı var. Peynir var. Balık var. Biber yeşillik değil mi? Yeşillik ne? Fesleğen var. Ama biberi koydum olmadı. Biberle beraber başka bir şey olabilir mi? Ay buna bir bakacağım. Bunda zorlandım. Bunda bir zorlandım. Evet arkadaşlar buna baktım. Aynen böyle. Kırmızı, işte domates sosu, peynir, balık var. Fesleğen var. Şey var, soğan var burada. Böyle gördüm. Umarım doğrudur.
Hani yeşillik deyince ne alaka? Orada bir eksik bir şey mi var, yine çeviride mi bir sıkıntı oldu? Çevirilikte bir durum yok ama deşe dezedi, kemiklerim ürperdi resmen. Soğan ne alaka mesela? Nereden soğanı anlamalıyım? Belki ben anlayamadım. Bilmiyorum, yazarsınız videonun altında. Şeker mi şaka mı? Annem dedi ki ben bir ak yepmişim. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama amblemi çok güzel. Pizzama çizebilir misin? Ne? Yani M harfine benziyor ama sonunda bir ok var. Burç olarak akrebi çizdirtiyor. M harfine benziyor ama sonra yani buna bunu nasıl yapacağız? Sosu koysam şöyle M çizsem ne yapsan, burada bak ne yapsan kabul edecek ama ben şöyle bir artistik meyli, bu da ok, oka bak. Bence bu olmadı. Dur bakalım. Kırmızı. Şu mantarlarla çizsek. Akrep burcu nasıldı ya? Şöyle gelip şu uçtan böyle ok gibi çıkıyordu. Yani böyle bir şey. Neyse, hadi böyle olsun kuru kafalarla. Buna gerçekten ne versen kabul edecek. Yani sistemsel olarak oyun orada senin akrep çizmeni falan beklemiyor. Akrebe benzetmiş mi? Dur kabul edeyim falan. Sıkıcı, ben gidiyorum. Sonra koklaşırız. Oha, oyun akrebi. Akrebi biliyor muymuş? Ya. M harfine benzi ne çizeceğim buraya? Geçen sene böyle bir şey saçmalamıştım ben ve olmuştu. İki tane elmasım gitti. Yani buna M çizmek... Peynir koymadım. Kesmedim diye mi acaba? Şurada da oku. Kesmedim diye galiba ya. Şu resim çizebilelim diye burada asistanlar şimdi kaldırılmış. Biraz da dışarıya çıktı. Saçma oldu. Şöyle bir şey kessek. Burada şu kadar dilim kes falan diyor muydu ki? Harika. Kesmem lazımmış. Uzun bir günün ardından en çok ne iyi gider? Neyi nereden koydum? Uzun bir günün ardından et çok iyi gider ama balık değil. Suyu pek sevmem ve içinde yaşayan şeylerim. Bana bir et sever, hamsiyi boş ver, jambon, salam, pastırma, sucuk, sucuk yani, sucuk, sosis. Tam normal bir et sever pizza. Ay ne kadar zorladım. Umarım doğrusundur, umarım doğrusundur. Sabırsızlarım o pizzanın önerkisi sağını solunu kesmeye falan filan bir şeyler. Evet, 13. günü hayırlısıyla bitirdik, kabul et. Güzel. 14. gece. Hadi bakalım. Bahşiş kutumuz geliyor. Çok tatlı bir bahşiş kutumuz geliyor. Drakula. Town is nearly here to put an end to this quarter of my guests are leaving. But some need pizza before they part. Tabii. Buralar İngilizce, buralar tabii. You will need to serve all my guests before we leave. And 10 dakika sonra gidecekler. Bitecek ha. Etkinlik bitiyor işte. Good luck mortal. Mortal. Gün doğumundan önce pizzalar. Ne? Bence şu an etli bir pizza harika olur. Sen de istediğim etten yoktur. Ama bir et sever pizza lütfen. Yanlış bir şey mi dedim? Tamam. Gün doğumundan önce pizzalar ne demek ya? Gün mü doğacak? Gün doğmadan neler doğar? Pizzaları hazırla hızlı hızlı. Et sever. 8 tane. 8 tane konuk gelecek. Bütün işte konukların hepsi gelecek herhalde. Toplamda 8 karakter mi varmış? Saymadım. Son derece hoşnut kaldım. Bu çok iyi. Tüylerimi kendi kendine. Bay bay. Aa, sabah olmadan. 9. 9 oldu. Pesto, presto, indigesto, laktoz ortada yok. Sosis ortada. Ne? Peynir karnımın baş düşmanı. Yeşil sosu görmek istiyorum. Bir tarafında da sosis olsun. Peynir yok. Bir tarafında sosis. Bu mu? Peynir karnım tamam. Yeşil sosu görmek istiyorum. Bir tarafında da sosis. Sosis ortada. Böyle mi? Geri sayım mı var? Geri sayım baş var orada. Kışma seni. Tamam. Açtığım ebedi 3 pizza elinde olan her şeyden. Tamam. Elinde olan 3 pizza dedi değil mi? 3 pizza elinde olan her şeyden. Hadi ya.
Zeytin, soğan, karma karışık işte bu et böyle mide bulandırıcı o falan filan bayılırım diyordu ya. Bu da böyle karma karışık ya mide bulandırıcı hesabı. Git 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 git. Buyurun efendim. Bu bize sümüksü darmadağınık mide bulandırıcı ve ben buna bayılıyorum. Aynen sevdiğin şey bu zaten. Drakul hoş geldin. Vedalaşmadan önce son bir Transilvanya turdası ne? O al al sos, kızıl sucuk, bordo pastırma, gül rengi jambon. Ha. Ne bu? Al al sos, kızıl sucuk. Al al sos, kızıl sucuk, bordo pastırma, gül rengi jambon. Bu mu? Peynir var mı peki? Anam. Yani yazdığı bu. Acaba peynir var mı? Acaba peynir var mı? Akşam bir sıkılmışım kesinlikle sonra geleceğim pizzadan tabii. Tamam. Korkuyla ziyafet çekmek istiyorum ve pek çok kişinin anası pizzadan korktuğunu duydum. Bana 3 tane ver, 2 kez pişir, 4'e kes. Tamam, 3 tane ananaslı pizza. 1, 2, 3. Şimdi ananasları koy, kırmızıları koy. Bunlar da vardır diye düşünüyorum. 2 kere fırından geçireceğim değil mi? 3 tane 2 kez pişir, 4'e kes. Şöyle yapalım. Dur. Şunu ikinci kez geçir. Şunu da ikinci kez geçir. O dörde kesti zaten. Koy şunu. Şunu da dörde kes. Bunu da koy. Bunu ikinci kez geçir. Yanlış yapma Merve. Yanlış yapma Merve. Gel 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 gel. Dört konuk daha gelecek. Bu beşinci mi? O kadar güzel ki mesela falan. Geç. Tam 5 de bitti. Son 3. Kedi. Miyav 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 miyav. Balıklı galiba istiyor. Aa doğru, insanların keçi. Bana bir hamsili pizza lütfen. Tamam. Umarım sos ve peynirinde vardır. Balıklı pizza dedi. Balıklı pizza da sos peyniri de olması gerekiyor. Saat 5:45 oldu. Kaçtan önce şey etmem lazım? Gün bitmeden, gün doğumun gece yarısına geçeceğiz. Miyav. Hadi 2 tane kaldı. Hadi. Ben her şey yarısına kesin bir severim. Bir pizza yarısına sos. Dur, ne diyelim? Tamam. Şimdi okuyacağım. Bir pizza yarısında sos ve bütün etler, diğer yarısında peynir ve kalan her şeyden. Bana bir yarısında kokulu ve yarı etli. Diğer yarısında da peynirin üstüne. Tamam, şimdi bir tarafta sos var, bir tarafta peynir var. Yarısına kesin bir severim. Bir pizza yarısında sos ve bütün etler. Şimdi sosun üzerine bütün etleri bir koyalım. Balık da var. Bir yarısında kokulu ve yarı etli. Diğer yarısında da peynirin üstüne eline ne gelirse koy. Peynir ve kalan her şey. Kalan her şey neydi? Mantar, zeytin, soğan, biber, ananas, şu ve şu. Lütfen, 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 lütfen. Böyle bir şey yine hazırlamıştım galiba. Kim hazırlamıştı? Hadi. Sabırsız önün arkasını sağın sonunu. Son. Son. Sen oradaki benim sadık yoldaşım. Canavar partisi bitmek üzere olduğunu biliyorum ama son bir sipariş. Ama nezaketini gözüne kontrakula. Ay evet şey konta karşı tutumumu yumuşatmış olabilirim. Hayatımı kötüleri ağlayarak geçirdim. Onların oldukça neşeli doğaları olabildiğini hiç düşünmedim. Bana ve bu neşeli şeylere bir sipariş daha hazırlayabilir misin? Ne? Harika, bu durumda jambonlu pastırmalı ve dolmalık biberli bir peynirli düz ekmek alacağım. Ayrıca yarısı kırmızı soslu mantar. Bir tane daha ne desek? 3 tane mi pizza istiyor, 2 tane mi istiyor? Anlamadım ki. Jambon, pastırma, dolmalık biber ile sossuz. Dur. Sossuz peynirli. Ne dedi? Jambon, pastırma. Gel şuraya bir. Jambon, pastırma, dolmalık biber ile sossuz. Dolmalık biber ile sossuz. Bir peynirli. Yarım kırmızı soslu, yarım pesto soslu bir buğday pizzası. Bir dakika, buğdayı alalım. Yarım kırmızı soslu ve yarım pesto soslu. Gel şuraya. Yarım kırmızı soslu ve yarım pesto soslu bir buğday pizzası. Buğday pizzasının içerisinde ne var ki? Dolmalık biberli peynir üzerine kalın. Ayrıca yarısı kırmızı, yarısı soslu. Tamam. Mantar fesleğen ve patlıcanlı ve soğanlı buğday pizzası. Tamam, dur sos. Mantar fesleğen. Mantar fesleğen. Lan ne kadar zor. Saat 2 oldu. Ben yapamadım galiba. Mantar fesleğen, patlıcan ve soğanlı.
Patlıcan ve soğanlı buğday pizzası. Pesto kırmızı tarafından mantar, fesleğen, patlıcan ve soğanı koy. Ay, yanlış oldu, yanlış oldu. İkisi ayrılıyormuş, ikisi ayrılıyormuş. Ya dur dur dur, şunu gönder. Kırmızı tarafı, yeşil tarafı. Bir dakika bir dakika. Kırmızı tarafında mantar, fesleğen, patlıcan. Mantar, fesleğen, patlıcan. Git git git. Kırmızı tarafında mantar, fesleğen, patlıcan ve soğanı koy. Soğanı koy. Pesto tarafında da pepperoni, sosis ve jambon. Pepperoni, sosis, jambon. Bunda peynir var mı peki? Peynir koy, peynir koy. Peynir koy, gönder. Vardır peynir ya. Ya saat bir oldu. Gün doğmadan önce yapamadığım için kaybettim galiba. Ya ne olur kaybetmeyeyim. Sevgili odacım, Adaysın kahvede şarkı söylettin. Hemen Duraklı'yla konuşmadım çünkü kötü bir sabah. Tamam. Bitti mi? Ay, yaptım galiba. Aktifleştir. Onu aktif, kabul et. Nereye gidiyoruz? Hey fırıncı, sanırım mezara geri dönmek için zaman geldi. Beyim gibi bir malzemen yokken bile beni beslediğin için teşekkürler. Rica ederim. Yer altından çıktığımda ziyaret edeceğim. İlk kişi sen olacaksın. Şimdi huzur içinde dinlenme zamanı, görüşürüz. Rahat uyu. A, tek tek gelip hepsi hoşça kal diyecek galiba. Süpürge uçmaya hazır ve ben ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Monster Mash büyük bir başarıydı. Çok iyi. Seni gelecek yıl görüşeceğim. Seninle gelecek yıl görüşeceğim güzellik ve senin küçük dükkanında. Görüşürüz. Biraz devrik cümle olmuş ama ya da ben okuyamadım. Perili tatilinizde güneş çoktan doğdu mu ölümlü? Çok yazık, seni bizden biri olarak görmeye başlamıştık. Ne olmadı mı? Bu arada beklendiği gibi Abraham Şatomu çok misafirperver buldu ve sanırım konuklarım onun etini çok lezzetli bulacak. Ne? Nasıl? Kendini endişelendirme. O yaşayacak ve böylece dostlarım ve ben ayrılmak zorundayız. Seni gelecek yıl görüşürüz. Gelecek yıl görüşürüz. Seninle gelecek yıl görüşürüz. Ay, çok tatlı bir kutu. Aktifleştir. Bitti. Evet, bitti. Cadı Haberim etkinliğini sanırım tamamlamış bununla. Sanırım mı? Başarısını da kazandım. Daha neyi sanırım? Bir. Vicdan azabım duruyor burada. Ha, çıkan etkinliklerin hepsini kazanıp şu kaldı. Neyse. Tamamladın mı? Oha, -70'e düşmüşüm. Çek burayı. Burayı zoomla. -70. Videoların altında bir yerlerde yazıyordunuz. Eksilere düşecek misin diye. Düştüm. Hayırlı uğurlu olsun. Eksimiz hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir bahşiş kutusu geldi. Normal kutumuzu da görelim. Dur, aktifleştir demiştim. Şu pizzayı da vereyim de, yok bedava vermeyeceğim. Kutumuzu da görelim. Ne diyordu? Mantar ve zeytin iki dilim. Bunu doğru yapayım bari de. Mantar, zeytin. Ben nasıl eksiden çıkacağım acaba? Ya mor kutu çok tatlı ama. Keselim. Şuraya bak. Çok sevimli. Evet. Buyurun efendim. Mor kutumuzla pizzanızı da servis ettik. Hayatımda hiç yemeğe müteşekkir olmamıştım. Bir şey. O zaman evet sevgili arkadaşlar. Bitti. Etkinliğimiz bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Ben eksilere düşmüşüm. Bahçedekileri nasıl alayım? Hiçbir şey alamayacağım. Ben kendi kendime oynamaya devam edeceğim ve biriktirmeye çalışacağım. Tezgah bölgesinde şurada 5. bölümden kalma şeyler var. Şunların hepsi alınacak. Cadılar Bayramı'nda burası bitti. Burayı aldım zaten. Cadılar Bayramı'nın bahçe bölümündekileri almaya odaklanacağım. Sonrasında yani bir paralı olan şu var. Onun dışında her şey ne onun adı? Elmas. Çok fazla elmas biriktirmem gerekiyor. Çok fazla görev yapmam gerekiyor daha doğrusu. Reklam ben de izleyebilsem full her gün. Aç oyunu. Onar onar reklam izle. Bir de işte giriş çıkışlarda bir iki de 12 reklam. Günde 12 reklam olarak. Ben de gayet güzel yapabilirdim. Mobilde oynayanlar reklamları siz sevmiyorsunuz ama keşke benim elimde reklam izlem olsa. Reklam izleyerek çok daha güzel kazanılıyor. Bence öyle. Tartışılır. Herkes kendi oynadığını sevmeyip
diğer tarafı seviyor, diğer platformu seviyor. Mobilciler keşke Steam'de olsam diyor, Steam'dekiler keşke mobilde olsam diyor. Yani bakalım bunları bir şekilde kalan eşyalarımı alabildim diye bir video çekemem herhalde. Yani bu kadar elması biriktirene kadar kış etkinliği gelecek. O yüzden de ben böyle burada elmaslar biriktikçe hadi şundan alayım, hadi bundan alayım diye koleksiyonumu tamamlamaya çalışacağım. Sonuçta bunlar bundan gitmiyor, bunlar hep kalıcı. Eksiye de düşmüşüm zaten. Vay halime diyorum. Ben bugün oynayayım bari, bugün bitmesin. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bu sene ilk defa Cadılar Bayramı etkinliğini yapanlar umarım memnun kalmışlardır. Bizim gibi 4 yıldır 3 yıldır neyse aynı etkinliği oynayanlar için biraz hüsran, biraz böyle gelişi güzel hızlı hızlı bir şeyleri yapıyoruz. Çok da zevk alamadık. Ben ve benim gibi uzun süredir aynı şeyi oynayanlar ama yeniler için çok eğlenceli olmuştur, çok farklı olmuştur. Bu eşyaları da toparlamak güzel olmuştur diyorum. Umarım da eğlenmişsinizdir. Bir sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.